Daha geçtiğimiz hafta az önce Bakanım da söyledi. Teknofest Azerbaycan'daydık. Bakü'deki festivalde elverişli şartlar hazırlandığında gençlerimizin neler yapabildiğine bir kere daha şahit olduk. Bunları gördükçe tekrar gururlanıyor, gençlerimiz adına umutlanıyoruz. İnşallah bu sene Teknofest'i Samsun'da gerçekleştireceğiz. Eğitimin her alanında Ülkemizde tarihi dönüşümlere imza attık. Mesela geçmişte ülkemizdeki en büyük sıkıntılardan biri ders kitaplarıydı. Biz ders kitabı bulamazdık. Gençler siz teksir kağıdı nedir bilir misiniz? Söyleyeyim. Teksir kağıdı saman ama o saman kağıttan şöyle bir rulo çeviren makine o makinede oraya ders notları yazılırdı. Ve bu işlem bitince de kağıdın tamamının neredeyse mürekkeple adeta boyalanmış hale geldiğini görürdünüz. Ve biz bunları abilerimizden satın alamazdık. Vermezlerdi. Kırtasiyeci dükkanına gidersiniz, kitap almak için o kitabınız yok. Bir hafta sonraya size gün verirlerdi. Bir hafta sonra gidip kitabı almaya çalışırdınız. Biz bunları yaşadık. Dedik ki bu nesil bunları yaşamasın. <laughs> Ve kitaplarınızı sıralarınızın üzerine koyalım ve eğitim öğretim yılı başlarken yavrularımız bütün kitaplarını sıranın üzerinde görsünler. Kuşe kağıttan bu kitaplarla beraber eğitim öğretim yılına başlasınlar. Bunu yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Devam edecek miyiz? Evet devam edeceğiz. Çünkü bu nesil Bizim yaşadığımız sıkıntıları yaşamasın istiyoruz. Ve yaşamasın ki biz sadece şunu bekleyelim. Çocuklar iyi okuyun. Düşünün. Uygulayın ve neticeyi de alın. Öğrencilerimizi 2003 yılından beri her eğitim öğretim yılı başında işte ücretsiz olarak bu ders kitaplarını bunun için veriyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 4 milyar kitabı ücretsiz dağıttık. Bu dönem başında yardımcı kaynakları da ücretsiz dağıtmaya başladık. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında bir yenilik daha yapıyoruz. Ücretsiz dağıttığımız ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynaklarımızı da öğrencilerimize ulaştıracağız.